Donanım haberden herkese merhaba ben özgür bildiğiniz gibi 2022 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan hatta yakın gelecekte en çok beklenen oyunlardan biri olan Ring geçtiğimiz hafta çıkışını yaptı ne yazık ki incelememiz bir hafta rötarlı geliyor ancak e, bizim elimizde olan sebeplerden değildi şimdi isterseniz aslında hiç uzatmadan incelemeye geçelim zaten bir hafta bekledik Aslında burada biraz Elden Ring'den bahsetmek lazım. Elden Ring bildiğiniz gibi From Software'in yeni oyunu. From de biz işte Dark Souls serisi, Demon Souls veya işte son zamanlarda Sekiro veya Bloodborne oyunlarıyla tanıyoruz. Geçtiğimiz hafta dediğim gibi Elden Ring çıkışını yaptı. Serinin en yeni oyunu, daha yenilikçi bir oyun ve oyun çıkmadan önce aslında birçok söylenti çıktı. O yüzden oyuna karşı beklenti de biraz daha farklı. Bakalım bu beklentiler nedenli karşılanmış? Önceden çıkan söylentiler ne kadar doğru? Bunlara bakacağız. Buradan aslında hızlıca dediğim gibi incelememize geçelim vakit kaybetmeden. Oyun çıkmadan önce en çok oyunun aslında zorluğu konuşuldu. Bildiğiniz üzere bazı beta testleri yapıldı. Bu beta testlerinden sonra işte oyun bazı bölgelerde erken erişime açıldı derken oyunun kolay olduğu yani From Software oyunlarına göre daha kolay olduğu söylendi. Bizim gibi From Software oyunları zorluğuyla tanıyor. Zaten Souls-like türünün de. E, yaratıcısı diyebiliriz aslında Oyunun zorlu aslında büyük bir merak unsuru oldu Çünkü hani seriyi sevenler zorluğun gitmesini istemedi O zorluğu sevmeyenler de kolay olmasını ümit etti Ve sonunda oyun çıktı o yüzden hemen aslında bu soruyla ben başlamak istiyorum Oyun zor mu değil mi sorusu e, Oyun kesinlikle zor hatta bazı açılardan önceki oyunlara göre çok daha zor Ama bazı yeniliklerle de yeni oyuncuları karşılayacak farklı böyle kolaylıklar da eklenmemiş değil Birazdan bunları çok daha detaylı bir şekilde geleceğim. Burada aslında zorlukla başlamışken oyunun neden bazı açılardan kolay olduğunu söyleyerek başlamakta fayda var. Oyunun aslında hem yenilikçi tarafı hem de bu zorluktaki farklılığı yansıtan e, özellik oyunun açık dünya olması. Oyunun açık dünyası gerçekten baya bir geniş. Yani e, yaklaşık olarak 30 saat oynadım ve oyunda şu ana kadar görmediğim, hani videolarda falan gördüğüm tonlarca yer var. E, bu yüzden hani oyunun Açık dünyasının çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Açık dünyayı keşfetmesi de çok güzel. Hani bildiğiniz gibi artık aslında birçok oyunda geniş bir açık dünya yapılıyor ama keşfetmesi, oyunun doluluğu çok kötü oluyor. Bu oyunda doluluk da çok iyi. Hani her köşede başka bir şey bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda atmosferden dolayı oyunda sadece dümdüz yürümek bile, yani dümdüz atla gitmek bile çok keyifli. Hatta oynarken birçok kez böyle Skyrim veya işte Zelda Breath of the Wild enerjisi aldığımı da söyleyebilirim. Peki oyun açık dünyasında bizi neler karşılıyor? Bunlardan bahsedelim. İşte dungeon'lar var. Hani dungeon olarak genel hani içine girdiğiniz bölgelerden bahsediyorum. İşte mağaralar var, çeşitli kaleler var. Bunun dışında mesela sağda solda gezerken gördüğünüz harabelerin işte alt katına girebiliyorsunuz. İşte tam olarak dungeon orası oldu işte. Yani kendi anlamıyla. Onun dışında mesela ben oyunda gezerken asansör tarzı taş bir yer buldum. Mesela orada aşağıya indim. Bambaşka bir yere gittim. Yani oyunun yukarıdaki haritasından bambaşka bir tasarıma sahip bir yere gittim. Bu tarz çeşitlilikle oyunun hani bu açık dünyasını çok keyifli hale getirmişler. Oyun aslında hani siz dışarı ilk açık dünyaya ilk çıktığınızda o gördüğünüz manzaranın en az bir yarısı kadar da aşağıda var. Hani böyle şey gibi oldu. Iceberg gibi oldu biraz ama yani kesinlikle oyun hem aşağıdan hem yukarıdan hem sağdan hem soldan kesinlikle çok büyük bir oyunun haritası çok geniş ve keşfetmesi de haritanın genişliği kadar gayet keyifli diyebilirim. Hemen aslında burada dungeon'lardan haritada neler gördüklerimizden bahsettik. Dungeon'larla başlayalım. Dungeon'lar genelde hani bossa çıkan yani işte bölüm sonu canavarı dediğimiz e, kısma çıkan bölgelerden oluşuyor. İşte ilk başta giriyorsunuz, birkaç ufak düşman öldürüyorsunuz, birkaç bulmaca belki çözüyorsunuz. En sonunda da bossa geliyorsunuz ve boss öldürdükten sonra o dancını bitirmiş oluyorsunuz ve başa geri dönüyorsunuz şeklinde bir dungeon tasarımı var. Bunun dışında dediğim gibi dungeon'lar sadece işte böyle mağaralar işte zindanlar böyle aşağı indiğiniz yerlerde çeşitli kaleler olabiliyor veya işte bambaşka tasarıma sahip yerler de olabiliyor. Bunlar da genel olarak böyle hani sizin küçük düşmanlardan başlayıp sonrasında büyük düşman yani boss'a geldiğiniz yerler oluyor. Tabi haritanın bu kadar geniş olduğundan bahsedince haritayı nasıl gezdiğimizde önemli bir unsur. Bildiğiniz gibi aslında fragmanlarda birçok kez görmüştük. Bir atımız var. Bu atımızın adı Torrent. Yani sadece ayağınıza değil bu atınızla da e, haritayı gayet güzel bir şekilde keşfedebiliyorsunuz ki Torrent bile bazen bu konularda yetersiz oluyor. Çünkü oyun haritası gerçekten çok büyük ve gerçekten yani her köşesinde bambaşka bir şey var. Hatta bazen bu köşelerin köşesinde de bambaşka şeyler var. Bu yüzden hani burada at olması gerçekten güzel olmuş. Bu at sadece sizi aslında açık dünyada değil düşman tarafında da yardımcı oluyor ama ona birazdan geleceğim. Tabi bu kadar büyük bir haritayı sadece atla da gezmiyorsunuz. Oyunda bildiğiniz gibi hani önceki oyunlardan aşina bilecektir. Bonfire denilen bir rest alma yani save alma yeriniz var buralarda işte hem dinleniyorsunuz, canınız yenileniyor, iksirleriniz yenileniyor. Ama tabii aynı zamanda bu yenilenme yerinde işte level atladığınız gibi düşmanlar da yenileniyor. Hani öldürdüğünüz düşmanlar geri çıkıyor. Boss'lar hariç tabii ki. Bu tarz bölgeleri açtığınızda oyunda fast travel'da yapabiliyorsunuz. Ancak diğer oyunların aksine bu oyunda fast travel yapabilmek için bonfire'a ihtiyacınız yok. Yani aslında bir yere gidebilmek için bonfire ihtiyacınız var. Çok mantıklı olmuş. Hani oyuncuyu bu anlamda zorlamıyor. Aslında buradan şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Oyunun başında mesela veya oyunu tamamını sadece gezerek, bonfire'ları açarak, yani oyunu keşfederek de geçirebilirsiniz. Yani hiçbir düşmanla kapışmanıza da gerek kalmıyor. Yine bu da açık dünyanın getirilerinden birisi. Oyunda haritayı keşfederken dediğim gibi hani dungeonlar bulma dışında çeşitli insanlarla da işte NPC'lerle diyeyim aslında hepsi insan değil. Çeşitli NPC'lerle de karşılaşıyorsunuz. Bu NPC'ler zaman zaman işte size bir şey satıyor veya işte bir güç satıyor, yetenek satıyor. E, bu tarz insanlarla işte NPC'lerle karşılaşabiliyorsunuz. Onun dışında bazen NPC'ler size bir görev verebiliyor. Buradaki görev tanımını biraz açmak gerekiyor. Daha önceki açık dünya oyunlarında olduğu gibi siz bir görev aldığınızda haritanıza direkt olarak işte görev burada şeklinde bir özellik kullanılmamış. NPC size gitmeniz gereken yeri tarif ediyor. Yani istiyor ki işte kuzey batıya doğru bir kale var o kalenin içinde bir şey var falan gibi. Zaten görevlerde hani böyle git oradan bana bir şey getir tarzında olmuyor genelde. Sadece orada bir şey var İstiyorsan git tarzında oluyor. Size yani gidip gitmemek de oyunun hani ana görevleri gibi tamamen size kalmış durumda. Oyunun yaklaşık olarak 20. saatlerinde işte keşfetmeye başlamışken böyle gidiyorum. Böyle bir mezarlık buldum. Mezarlıkta içinden böyle mezarlıktan ölüler çıktı. Onları öldürdüm. Tekrar doğdular. Öldürdüm. Tekrar doğdular. Ve sonra nasıl öldürmem gerektiğini anladım. Ve tekrar doğmadılar. Biraz daha ilerlediğimde bir NPC ile karşılaştım. Bir cesede bakıyordu. Bana dedi ki ileride bir şehir var eğer aklın varsa o şehre gitmezsin, orayı ölüler ele geçirmiş tarzında bir şey söyledi. Ben de aklım olmadığı için, değil tabii ki, hani o kadar para verdik oynayalım diye gittim oraya. Ve gittiğimde gerçekten de ölülerle ele geçirilmiş, orada da enteresan bir boss çıktı aslında. Hani burada size spoiler olmaması için boss'un tasarımından falan çok bahsetmek istemiyorum ama gerçekten keyifli bir boss çıktı, farklı bir boss'tu. Ee, orayı hallettikten sonra baktım bu NPC kardeşimiz oraya gelmiş, kasabanın girişine gelmiş. Onunla konuştum, bak dedim ben burayı hallettim. Beni bambaşka bir yere yönlendirdi. Bu sefer de burayı bu yönlendirdiği yeri bu sefer haritamla işaretledi zaten. Bunu da söyledi. Bir kırmızı nokta olarak koyuyorum dedi. Ben de oraya gittim. Oraya gittiğimde oyunun bambaşka hani gerçekten e, ana haritadan çok başka bir yer, yer keşfettim. Burada da aslında hani şunu söylemek istiyorum. Sadece sizin keşfedebileceğiniz şeyler değil. Sağdaki soldaki NPC'lerle birlikte oyunun çok farklı yerlerini de keşfedebiliyorsunuz. Yani oraya gittiğimde mesela bambaşka olaylarla karşılaştım. Bambaşka düşmanlarla karşılaştım oyundan aldığım kif çok daha da arttı. Burada aslında haritadan bahsetmişken şu detayı da vermekte fayda var. Haritanız e, aslında silüet tarzında. Sanki böyle kahverengi bir kağıda bakıyormuşsunuz gibi duruyor. Yani, yani sizin açtığınız bonfayların yeri işaretli oluyor ancak onun dışında haritadaki hiçbir şey gözükmüyor. Sizin haritayı açabilmek için o bölgeye gitmenize gerek yok. Sadece o bölge civarında rastgele yerlere konulan parşömeni bulmanız gerekiyor. Siz parşömeni bulduktan sonra haritanın tamamı açılıyor. Yani tamam dedim o bölge açılıyor. Bu şekilde orada neler var görebiliyorsunuz ama yine birçok açık dünya oyununa göre çok detaylı bir şekilde görmüyorsunuz. Normal eski yüzyıllardan kalma haritalar gibi çok da detaylı olmayan haritalar gibi görüyorsunuz. Şimdi açık dünyanın aslında oynanış tarafında bir avantajı olduğundan bahsetmiştim. Hani bu zorluk tarafında. Onun sebebini açıklayayım. Oyun açık dünya olduğu için örneğin bir bossla karşılaştığınızda veya herhangi bir düşmanla karşılaştığınızda baktığınız ki yenemiyorsunuz. Atınızı atlayıp veya koşarak oradan uzaklaşabiliyorsunuz. Keşfetmeye devam edebiliyorsunuz. Yani daha sizin level'ınıza yakın kişilerle uğraşabiliyorsunuz. Yani bu sayede baktığınız ki zorlanıyorsunuz hemen oradan uzaklaşabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Level atlayıp tekrar oraya gelebilirsiniz. Mesela örneğin oyunun giriş kısmında hani oynayanlar veya izleyenler bilecektir. Büyük sarı bir şövalye var ve gerçekten hani zorlu bir boss. Hani oyunun başında baş edebilmek için zorlu bir boss. Gördüm, öldüm ve sonra oradan uzaklaştım. Hani bir daha onunla uğraşmadım. Tekrar gerçek yani gerçekten uğraşabileceğim bir level'a gelene kadar onunla uğraşmadım. Hatta burada şunu da söylemekte fayda var. Ben ilk o boss'ta bu kadar büyük bir hizmete uğrayınca sonra dedim ki ben biraz level atlayayım. Sonrasında boss'larla dövüşmeye başlayayım oyunun 15. level'ına kadar hiçbir boss'la karşılaşmadım. Yani karşılaştım sonra kaçtım. Zaten oyunda sizin karşınıza çok böyle rastgele çıkan boss'lar da olabiliyor. Aslında burada boss demişken de boss'lara geçelim. Yani bölüm sonu canavarı dediklerimize geçelim. Ama hani incelemenin geri kalanını da boss olarak kısaltacağım. İngilizcesi de zaten o. Oyunda sizin hikaye gereği öldürmeniz gereken 6 farklı boss var. Bunlara oyunda demigod ismi verilmiş. E, bu bossların da bazılarının öncesinde yine zorunlu olarak sizin karşınıza çıkan mini boss diyebileceğimiz ama hiç de mini boss olmayan yine gayet büyük bosslar olan bosslar var. Ama dediğim gibi oyun hikayesinden faydalanmak istemiyorsanız yani orayı deneyimlemek istemiyorsanız da hiç bunlarla uğraşmayıp bambaşka yerlerdeki bosslarla da uğraşabilirsiniz. Sadece bu demigod dediğim yerler hani hikayeyi devam ettirebilmek için, hikayeyi bitirebilmek için gitmeniz gereken yerler. Bu demigatlar ve demigat öncesindeki zorunlu bosslar haricinde hiçbir zorunlu boss yok oyunda. Ama şunu da hani diğer Souls oyunlarının aksine şunu da belirtmekte fayda var. Ee, oyunun hikaye kısmı yani bu demigat kısmını çıkardığınız zaman da diğer bosslarla, diğer keşfedilecek mekanlarla da oyun size çok büyük bir deneyim sunuyor. Yani oyunun o kısmını da çıkartıp yine aslında çok büyük bir oyunun karşınızda olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu zorunlu bosslar dışında sizin girdiğiniz dungeonlarda veya işte e, kalelerde yine bosslar bulunuyor. Bunlar da yine aslında gayet güzel bosslar, güzel tasarlanmış bosslar. Bunun dışında sizin normal yolda açık dünyada gezerken rastgele bir şekilde karşınıza çıkan bosslar var. Bunlar da yine bayağı zorunlu bosslar. Şimdi size yine spoiler olmaması adına çok fazla şey söylemiyorum ancak birkaç kez beni gerçekten Şaşırtan bossla karşılaştım Hani böyle açık dünyada gezerken. Hadi canım bu nereden çıktı şimdi dediğim boss gördüm. Onun dışında sadece mesela e, atıyorum sadece gündüz veya sadece gece çıkan bosslar da var. Yani bu durumda yani oyunun açık dünyasını hem sabah hem akşam keşfetmenizi sağlıyor. Oyun zaten hem akşam hem de sabah farklı bir görsellik sunuyor. Yani farklıdan kastım işte hani gece oluyor, sabah oluyor yani ama yine de güzel olduğu için insan gece de görmek istiyor, sabah da görmek istiyor. Burada aslında bossların zorluğundan bahsetmek lazım. Bana göre bu oyundaki bosslar önceki From Software oyunlarındaki bosslara göre genel olarak çok daha zorlu. Boss'un farklı bir zayıf noktasını bulmanız gerekiyor. Bu da hani işte sizin her boss'ta farklı bir oynanışa sürüklüyor. Bu da aslında gayet güzel bir hani çeşitlilik sunuyor oyuna. Hani bossları dışarıda bırakırsak oyunda gezerken işte sağda solda gördüğünüz o küçük düşmanlar var. Tabii ki boss'la çarpıştıktan sonra veya hani oyuna eliniz alıştıktan sonra bu küçük düşmanlarla dövüşmesi çok da zor değil. Ama yine de oyun burada size şöyle bir hani zorluk sunuyor diyebilirim. Yine de öyle çok rahat bir şekilde savaşa girerseniz veya kafanız dağınık olursa falan böyle durumlarda bu küçük düşmanlar bile sizi çok rahatça öldürebiliyor. Bu yüzden sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Bir de aslında burada son olarak düşman tarafında şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Oyunda bazı düşmanlar var. Bunlar ne o küçük düşmanlardan ne de bosslardan. Ama hani boss olsa kimsenin itiraz etmeyeceği seviyede zorlukta düşmanlar. İşte atıyorum kafasını yere vuran bir deli var. Veya işte devler var. Veya şövalyeler var. Bunlar gerçekten çok zorlu. Hani, hani bir boss olsa kimse böyle boss mu olur diyeceği seviyede düşmanlar değil küçük olması da aslında bayağı can sıkıyor. Çünkü bildiğiniz gibi siz rest aldığınız yani dinlendiğinizde bu düşmanlar yeniden çıkıyor. Her seferinde bunlarla uğraşmak gerçekten bir noktada biraz e, yoruyor ve üzüyor diyebilirim. Ama tabii ki bunlar tatlı bir yorgunluk. Burada aslında hani oyun açık dünya tarafını bitirdik. Bosslara başladık. Oynanış tarafına geçelim. Oynanış tarafı da yine oyunun en öne çıkan noktalarından birisi. Siz ilk oyuna girdiğinizde 10 farklı karakter sınıfından birini seçiyorsunuz. Bu 10 sınıftan 9'u farklı bir sınıf. 10'uncusu .sı da tamamen dümdüz insan. Hani tamamen sizin elinizde kalmış. Oyun sizin seçtiğiniz sınıfa göre farklı eşyalarla ve farklı puanlarla başlıyor. Örneğin işte warrior'la başlıyorsanız e, strength dediğimiz hani gücünüz daha artmış oluyor. Veya canınız daha fazla oluyor. Veya işte büyü odaklı bir karakterle girdiğinizde büyü özelliğiniz daha fazla oluyor. İşte level'ınız da ona göre değişiyor oyunun başında. Genelde 5 ile 9 arası değişiyor oyunun başında. Ancak o dümdüz girdiğiniz 0 level işte 1 level'da başlıyor. Siz geliştiriyorsunuz. Bu tür aşina değilseniz düz insanla girmek biraz yanlış olur çünkü gerçekten çok zorlanırsınız. Her sınıfında kendine has bir oynanış tarzı var ancak işte siz seçtiğiniz sınıfı sonrasında oyunda level atlarken değiştirebiliyorsunuz. Yani sınıfı değiştiremiyorsunuz ama atıyorum işte siz strength'i 10 olan bir karakterle başladınız sonrasında strength üzerine gitmek istediniz. Atladığınız devlarla strengte vererek strengtinizi arttırabiliyorsunuz. Başladığınız sınıfta kalmak zorunda değilsiniz. Sonrasında siz değiştirebiliyorsunuz. Aslında burada oynayış tarafında şöyle bir detay verip başlamak istiyorum. De dediğim gibi oyun zor. Ama oyunda birçok kez öldüğümde hatta çoğu zaman e, suçlu olarak oyunu bulmadım. Hep ya kendimi suçladım ya da şimdi burada niye böyle yaptım, niye böyle oldu falan gibi bir şekilde kendimi suçladım. İşte ya oyunda böyle mi olur? ...sizi i̇şte çok zorlaştırmışsınız gibi serzenişte çok bulunmadım. Çok nadiren oldu. Genelde suçu oyuna değil kendime attım diyebilirim. Burada aslında sadece şunu söyleyebilirim. Bazı bosslar gerçekten çok hızlı. Çok hızlı hareket ediyorlar ama... ...sizin karakteriniz o kadar akıcı hareket edemeyebiliyor. Bu durumda da bazen hani boss bu kadar hızlı hareket ederken... ...ben niye bu kadar akıcı hareket edemiyorum gibi serzenişte bulunabilirsiniz. Ben birkaç kez bulundum. Çünkü hani burada şunu, şu detayı vereyim. Bosslar gerçekten önceki oyunlara göre çok daha hızlı. Dediğim gibi başladığınız sınıfa göre de eşyalar veriliyor size. Mesela ben bandit sınıfıyla başladım. Burada size aslında biraz bundan bahsederek buradaki farklılığı anlatabilirim. Her sınıfın kendine göre avantajı ve dezavantajı var. Mesela ben dediğim gibi banditle başladım. Daha hızlı atak yapabiliyorum ve okum var. Hani okla uzaktan saldırı yapabiliyorum. Onun dışında elindeki hançerle ve bıçakla çok daha hızlı saldırabiliyorum diğer sınıflara göre. Ama canım düşük olduğu için daha fazla hasar yiyorum. Ve hani elimdeki bıçaklardan dolayı verdiğim hasar da biraz daha düşük oluyor. Ama dediğim gibi hızlı saldırabiliyorum. Burada aslında yeni başlayacaklar için de şöyle bir şey diyebilirim. Sanki böyle warrior sınıfı hani bayağı hani böyle pataküte dalabilecek bir sınıf. Yeni başlayanlar için daha mantıklı gibi duruyor. Veya büyücü sınıfı da gayet mantıklı duruyor. Bu oyun özelinde büyü gerçekten bayağı önemli. Hani kendim ne yazık ki büyü sınıfını deneyimleme fırsatı bulmadım. Ama izlediğim videolarda gördüğüm kadarıyla büyü de gerçekten oyunun çok farklı bir yaklaşım getirmiş. Bu yüzden hani aslında burada şunu da söylemekte fayda var. Oyunu bir şekilde bitirdiniz. Atıyorum işte ben de bitirdiniz. Sonrasında işte büyü sınıfına odaklanan bir e, karakterle yeniden girip oyunu başka bir şekilde de bitirebilirsiniz. E, kısaca bir de aslında ben de sınıfından yola çıkarak gizlilik konusunda bir eleştirim olacak. Oyuna bir gizlilik mekaniği eklenmiş ama opsiyonel olarak hani sunuluyor. Yani sürekli yapmanıza gerek yok. Ve zaten çok da iyi yapılmış değil. Hani öylesine konulmuş gibi. E, eleştirim de şu olacak. Mesela işte siz çökerek bir düşmana yaklaşıyorsunuz. Düşmanı öldürdüğünüzde ...çok fazla ses çıkıyor ve zaten sonrasında da sizin çöken düşmanınız ayağa kalkıyor. Bazen bu durumu fark etmeye karakteri ilerlettiğinizde yandaki düşmanlar sizi duyup hemen geliyorlar. Bir gizlilik var evet ama hani çok da kullanışlı değil ne yazık ki. Hatta belki de gizlilik koymak bile istemiyorlardı. Biz onu gizlilik gibi kullanıyoruz bile olabilir yani çok e, iyi olmadığını söyleyebilirim. Oyunda sizin başladığınız eşyalar dışında elbette sağdan soldan eşyalarda bulabiliyorsunuz. Bulduğunuz bu eşyalarda şöyle bir detay e, dikkat çekiyor. Atıyorum işte bandit sınıfını kullanıyorsunuz ve büyük bir kılıç buldunuz. Bandit sınıfının strengthi çok güçlü olmadığı için o kılıcı taşımakta zorlanıyor. O kılıcı bazen hiç taşıyamıyorsunuz, bazen de taşıyorsunuz ama efektif olarak kullanamıyorsunuz. Burada da aslında hani puan dağılımı önemli bir nokta haline geliyor. Eğer kılıcı tek elinize taşıyamıyorsanız yeni bir mekanik olarak kılıcı iki elle taşıma mekaniği var. Bu sayede kılıcı daha iyi taşıyabiliyorsunuz ama daha hani iki elle kullandığınız için daha yavaş vuruyor. Yani ben de sınıfını alıp zaten çok hasar alıyorsunuz. Bir de yavaş vurmak çok mantıksız oluyor. Bu yüzden aslında seçtiğiniz sınıfa göre daha doğrusu verdiğiniz puanlara göre oynamakta fayda var. Oyunun eşyalar kısmında bir de crafting mekaniği eklenmiş bu oyunda. İşte çeşitli eşyalar bulabildiğiniz gibi de çeşitli eşyaları da craftlayabiliyorsunuz. Ama burada craftlayabilmek için yani o eşyayı üretebilmek için, için veya eşyaları üretebilmek için bir tarif bulmanız gerekiyor. O tarif sonrasında eşyaları üretmeye başlıyorsunuz. Bu tarif de yine sağdan soldan bulunabiliyor veya işte bu merchant dediğimiz yerlerden satın alabiliyorsunuz. Eşyalar kısmında aslında silahlar ve zırhların dışında en önemli konu da bildiğiniz gibi iksirler. Yani can iksirleri. Oyunda çok fazla hasar aldığınız için iksir önemli bir konu. Oyunun başında size yanlış hatırlamıyorsam sadece iki iksir veriliyor. Bunun birisi can için birisi büyü için. Ama siz bu sayıyı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz rest noktalarında, rest alma noktalarında. Atıyorum işte oyun size 5 tane iksir hakkı veriyor. Siz bunun 5'ini can için, 0'ını büyü için veya işte 3'ünü can için, ikisini büyü için kullanabiliyorsunuz. Mesela benim kullandığım karakterin büyüyle çok fazla iş yok. O yüzden 5 tane can iksiri, bir tane büyü iksiri kullanıyorum. Bunu ayarlamak tamamen size göre değişiyor. Bu iksir sayınızı arttırabilmek için de oyundaki belirli bir eşyayı bulup o şekilde yine rest alma noktasında iksir sayınızı arttırabiliyorsunuz. Siz her rest aldığınızda da işte iksirleriniz yenileniyor. İşte aynı şekilde canınız da yenileniyor. Tabi düşmanlar da yenileniyor. Bosslar hariç. Rest almadan iksirlerinizi yenilemeniz de mümkün. Aslında yine oyunun sunduğu bir hani kolaylıklardan birisi de bu. Örneğin oyunda bazı işte böcekler var. Böyle topunu taşıyan böcekler var. O böceği öldürdüğünüz zaman iksirleriniz yenileniyor. Aynı zamanda bir grup düşmanla karşılaştınız. Mesela işte 4 tane kurt bir arada geziyor. O 4 kurdu da öldürdüğünüz zaman sizin... E iksirleriniz yine yenileniyor. Yani bu sayede de rest almadan, yani düşmanların yeniden doğmasını sağlamadan da iksirlerinizi yenileyip sağlığınızı e, tam tutabilirsiniz. Ayrıca oyunda siz hani karakteriniz büyüyle uğraşmasa bile her karakterin kullanabileceği büyüler eklenmiş. Mesela işte oyunun başında birçok karaktere e, kurt saman etme yani kurt çağırma büyüsü veriliyor. Bu da yine oyunun kolaylıklarından birisi. Birçok boss'ta bana çok yardımcı oldular. E, bu işte büyülerde hani her karakterin kullanabildiği büyülerde siz ilerledikçe çeşitli yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Spoiler olmaması adına nasıl karşınıza çıktığını söylemeyeceğim. Büyüler dışında da silahlarınız her karakterin silahına ekleyebileceği çeşitli yetenekler var. Ash of War olarak geçiyor oyunda ismi. Bunlar yine sağda solda çıkabiliyor veya işte satın alabiliyorsunuz çeşitli NPC'lerden. Yani bu da çok basit bazen de çok güçlü yetenekler verebiliyor. Mesela Bloody Slash tarzı bir yetenek vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ismi buydu. Mesela bu Ash of War'u silahınıza eklediğinizde işte silahınızı sallayarak onlara bir kan fırlatabiliyorsunuz. Yine son olarak da işte bomba gibi çeşitli hani saldırı itemlarını eşyalarında eşyalarını da bulup veya işte craftlayıp kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında yine benim keşfedemediğim birçok eşyada e, lootlanabiliyor veya craftlanabiliyordur. Dediğim gibi hani oyunu 30 saat oynadım ama kesinlikle bu saatin yani oyunun her şeyini anlatabilmek için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Buradan da aslında oyunun atmosferine, çevre tasarımına ve grafiklerine gelelim. Kesinlikle burada gördüğünüz oynanış videolarından veya işte internette gördüğünüz videolardan da sizin anlayabileceğiniz gibi oyunun atmosferi mükemmel. Girdiğiniz en ufak dungeon'a hani en köşedeki dungeon'dan böyle işte oyunun genel tasarımına kadar gerçekten tüm tasarımlar çok iyi. Özellikle bossların tasarımı muazzam. Hani böyle her detayına insanın bakası geliyor. Özellikle bu Demigod dediğim işte o altı ana boss'un tasarımı gerçekten muazzam olmuş. Ben hani sonrasında internetten açıp böyle detaylı bir şekilde de inceledim. Hatta böyle her işte sadece demigatlar için demiyorum işte birçok boss'u gördüm birçok düşmanı gördüğümde her seferinde Ulan hayal gücüne bak be dedim yani. aslında oyunun bu yani keşfetmesi çok güzel demiştim. Oyunun bu keşfetilmesinin güzel olmasının sebebi de bu atmosferin tasarımların çok iyi olması. Bu sayede hani siz oyunu keşfederken çok keyif alıyorsunuz. Tabi hani atmosfer çok güzel, tasarımlar çok güzel ama hani grafikte tabii ki önemli bir mesele artık hani yeni nesile girmiş bulunmaktayız. Evet oyunun grafikleri güzel ama e, ne yazık ki bir yeni nesil grafik göremiyorsunuz. Mesela hani birkaç hafta öncesinde Horizon Forbidden West çıktı. Hani ondaki grafiklerle bundaki grafikleri yan yana koyunca evet bu bir hani işte texture'lar işte geç yüklenen çimenler gibi şeyler hani insana bir canını sıkıyor ama zaten From Software'in yapmak istediği şeyde böyle çok kaliteli bir görsellik değil. Tamamen oynanış üzerine dayalı bir e, size deneyim sunmak istiyor. Bu yüzden kabul edilebilir bir seviyede hatta kabul edilebilir bir seviyenin de üstünde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim Elden Ring için. Yani kısaca toparlamak gerekirse grafikler için şöyle diyebilirim. Evet güzel bir grafik var. Görsellik açısından çok güzel bir şey sunuyor ama yeni nesil ayarında değil. Oyunun müzikleri ve seslerinden de hemen bahsedelim. E, müzik konusunda ana tema müziği dışında genelde bir hani ambiyans müziği kullanılmış. E hani, bu da gayet hani oyunun sizin atmosferine girmenize fayda sağlıyor ama bir Skyrim tarzında olduğunu söyleyebilirim. Hani arkada sürekli çalıyor ya bir şeyler. Tam o tarzda. Sadece ana tema müziği çok iyi. Aynı Skyrim'de de olduğu gibi. Ses konusunda da ekstra olarak söyleyecek bir şey ne yazık ki bulamadım. Yani gayet standart, güzel. Hani öyle çok o inanılmaz iyi denecek bir şey de yok. Çok kötü bir şey olmamış denecek bir şey de yok. Burada aslında en bahsedilmesi gereken yer oyunun performans sorunları. Ne yazık ki oyun çıkalı bir hafta oldu ve hala birçok oyuncu performans konusunda çok şikayetçi. Oyunun çıkış sürümü zaten çok kötüydü. Özellikle bilgisayar sahipleri gerçekten büyük zorluk çekmiş. Ben oyunu Xbox Series S'te oynadım oyunda tek yaşadığım sorun ara sıra bağlantı koptu dediği için beni boss'un ortasında oyundan attı mesela. Bu büyük bir sorun. Ama çok kısa bir sürede çözdüler. Ama dediğim gibi şu an satın almayı düşünen varsa hala performans sorunları olduğunu söyleyeyim. Bu performans sorunlarının sizin kullandığınız sistemle bir alakası da yok ki zaten oyunun sistem gereksinimleri de biraz yüksek beklenenin aksine ama elbette bu e, sorunlar ilerleyen süreçten yani birkaç hafta için düzeltilecektir. Sadece hani çok saf bir güzel bir deneyim elde etmek istiyorsanız biraz da bekleyebilirsiniz. Evet incelememizin sonuna geldik. Hani bir final konuşması yapacağım şimdi. Bildiğiniz gibi oyunun puanları ilk gelen puanları işte 10 üzerinden 10, 100 üzerinden 100 son yılların en iyi oyunu, 100, son 100 yılın diyeceğim ama son zaten önceki 100 yılda oyun çıkmamıştı. Ee, en iyi oyun işte yani kısaca en iyi oyun gibi lanse edildi. Evet şöyle başlayayım. Gerçekten son yılların en iyi oyunlarından biri ki zaten bence bu yılın da yine en iyi oyunlarından biri olacak rahatlıkla. Ee, hani bundan 3-4 yıl sonra da konuşacağız yani bu oyunu. Elden Ring oyunu ne güzeldi diye. Ama hani şunu da söylemekte fayda var yani dürüst olalım. Kesinlikle 10 üzerinden 10 bir oyun değil. Yani eksikleri var. Birçok eksiği var. Yani sadece performans sorunu bile oyunun 10 üzerinden 10 almasını engelliyor. Yani kimse... Mesela i̇şte Cyberpunk'ta oldu. Hani içeriği kenara bırakıyoruz. Cyberpunk'ta oldu. Yerden yere vuruldu ama bu oyunda e, yine aslında çok fazla eleştiri aldı. Yine de 10 üzerinden onlar uçtu tabii ki. Dediğim gibi oyun çok güzel. Hani 10 üzerinden 9 olur ama 10 olmaz. Performans sorunu bile rahatlıkla bir puan kesiyor. Onun dışında da oyunun içerisinde zaman zaman keşke böyle olsaymış, bu yanlış olmuş diyebileceğiniz eksikler karşınıza çıkıyor. Burada aslında son bir detay olarak şunu da söyleyeyim. From Software oyunları bildiğiniz gibi hani her oyuncunun ne yazık ki giremediği zorluğundan dolayı giremediği bir tür. Bu oyunda acaba başlangıç noktası olur mu diye birçok soru işareti var. Ben aslında bu seriye Elden Ring ile biraz daha yaklaştım diyebilirim. Öncesinde Dark Souls 3 ve Bloodborne oynamıştım. Dark Souls 3 için benim deneyimim yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Sonrasında böyle oyun olur deyip kapattım. Bloodborne oynayınca biraz daha sürdü. Yaklaşık 20 saat kadar sürdü ama onun sonunda da böyle oyun olur deyip kapattım. Sonrasında oyunun mekaniğini kavrayınca, oyunun amacını kavrayınca aslında biraz daha için içine girmeye başlamıştım. Elden Ring de aslında benim için yeni bir sayfa oldu. Kesinlikle ben Elden Ring'in From Software oyunlarına başlamak isteyenler için güzel bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Açık dünya olması ve dediğim çeşitli kolaylıklar oyunculara güzel bir yani deneyim sunuyor. Daha alışmasını sağlıyor diyebilirim. E ama tabii hani şimdi şunu da söyleyeyim. Çok fazla öleceksiniz. Çok fazla kriz geçireceksiniz. Buna alışmanız gereken. Yani bunu kabul ederek girmeniz gerekiyor. Hani sunulan kolaylıklar öyle çok büyük kolaylıklar değil. Yine çünkü oyunun asıl deneyimi zaten o zorluğunda yatıyor. O yüzden hani onu yine yaşıyorsunuz. Sadece biraz da alışmanız kolay diyebilirim. Yani çünkü oyun açık dünya ve hani Sağda solda birçok düşmanla karşılaşabiliyorsunuz Yani şunu da söyleyeyim dediğim gibi ben 30 saat oynadım Hani 100 saat oynasam Bir 100 saat daha oynarmışım gibi geliyor Hani farklı karakterle gelip yine oynarmışım gibi duruyor Hatta bence işte atıyorum 4-5 yıl sonra Çıkıp işte Elden Ring'de Daha önce hiç keşfedilmemiş bir şey keşfedildi Diye videolarda mutlaka göreceğiz Bu yüzden hani oyun çok geniş Böylesine bir oyunu da rahatlıkla herkese Öneriyorum Hani From Software oyunlarından uzak olanlara da öneriyorum Bence başlanabilecek bir nokta bu oyun ama hani şunu da belirteyim yani ben hiç zorluğa gelemem Yani en ufak zorlukta bile giremem. Oyunları da en kolayda oynarım. Ben sadece hani evreni tanıyayım. iki düşman keseyim çıkayım havasındaysanız. Bu oyun yine size çok zor gelecek. Uzak durun. Ama böyle demiyorsanız her oyuncuya rahatlıkla öneriyorum. Evet Elden Ring incelememiz bu kadardı. Siz oyunu oynama fırsatı buldunuz mu? Veya bu inceleme size bir fikir verdi mi? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.